Asıl işim müzik. Yani 18 yaşından beri aslında müzik yaparak hayatımı kazanıyorum. Ee, arada yazar olarak anılmamın sebebi e, müziği bıraktığım dönemde biraz da oyalanmak için küçük bir roman yazdım. Roman kimsenin beklemediği kadar çok okundu. Yani ne ben bekliyorduk ne edebiyat dünyası ne yayın evi ne de medyanın beklemediği kadar çok okunan bir roman oldu. Bu yüzden e, bir kısım insanların beni yazar olarak algılamaları normal. Yani ben yazmayı da seviyorum açıkçası. Yani edebiyatı seviyorum. Öyle çok önemli bir yazar olduğumu da düşünmüyorum. Ama iyi bir edebiyat severim. Yazarlarla, şairlerle arkadaşlık etmeyi de çok seviyorum. Her zaman yeni kapılar açıyorlar çünkü şarkı yazarlarına da. Ama asıl senin dünyadaki konumun ve hayatının omurgası nedir diye sorarsan, onun müzik olduğunu tereddüt etmeden söyleyebilirim. Bu e, ilk elime gitar alıp şarkı beste yapmaya çalıştığım zamandan beri böyle. Bu aşk burada biter. Yani Atol Behramoğlu'nun ölümsüz şiiri Bu aşk burada biteri ben 17 yaşında bestelemiştim. Sonra 18 yaşındayken ben yani bir yıl sonra onu kaydetmeye karar verdik. Albüme falan koyarız diye. Sonra öğrendik ki şairinden izin almak gerekiyormuş. <laughs> o kadar bilmiyorduk yani. Atol Behramoğlu'nun telefon numarasını bulduk, aradık, adresini aldık. Evine gittik, şarkıyı kasede kaydetmiştik zaten, dinlettik. O da sağ olsun izin verdi ve Atol Behramoğlu bana profesyonel bestecilik kapısını açmış olan kişidir bu sebeple dünyada. Sonra Haluk Levent de seslendirdi, bazı başka arkadaşlarımız da besti. Onlar da kendi tarzlarında gayet güzel okudular. Tanınmış bir şarkıya dönüştü. Ben de şairlerin Açtığı kapıdan girmiş oldum böylece. Lisenin Edebiyat Dergisi'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam. Okudum ee, ve ölçülü ve uyaklı bir şiir olduğu için bir de anlamı da çok derin olduğu için bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Çok güçlü sözler yani. Ee, bir de bir aşk bitmiş ama yeni aşklara ve yeni kavgalara hazır bir gencin ufka doğru atının üstünde uzaklaştığını görür gibi oldum ve ona göre de bir ritim kafamda canlandı. Şiiri ondan sonra o ritimle tekrar okudum. Yakında bir gitar vardı, aldım elime. Kafamda canlanan melodinin akorlarına bakmaya başladım. Derken bir de baktım şarkı çıkmış ortaya. Böylece biz okulda kendi kendimize çaldık söyledik bunu aylarca. Ondan sonra hani bir stüdyoda şarkı nasıl kaydedilir öğrendiğimiz süreydi o zaten bizim. Sonra gidip Yusuf Halis nişan taşında bir stüdyosu vardı o yıllarda. Bir demo kaydı yaptık ki yani Atol Behramoğlu'na götürüp dinletelim, onayını alalım diye. İlk hayatta e, girip yaptığım stüdyo kaydı da odur zaten. Yani Atol abi sağ olsun bizi çok nazik karşıladı. Dedi ki e, melodi gayet güzel tonajın fakat fazla mı ritmik olmuş acaba biraz daha ben bu şarkıyı ağır düşünmüştüm diye. Ben de Atol Bey'e tarihe geçecek bir cevap verdim 18 yaşında olmamın da verdiği pervasızlıkla. Atol Bey dedim bu şiir sizin sandığınız kadar hüzünlü değil. Vay. Ne dedi peki? Bir şey demedi önce. Sessizlik oldu. Yani bir dakika falan bir sessizlik oldu. Bana yıl gibi gelen. Ben o sırada tekrar konuşma cesaretini buldum. Dedim ki evet dedi bu dedim bu şiir bitmiş bir aşkı anlatıyor ama bir taraftan da e, yüreğinde bir çocuk ve cebinde bir revolverle. Bir tabanca ile yani yeni kavgalara ve yeni aşklara doğru atının üzerinde giden cesur ve yiğit bir gencin şarkısı. O yüzden de e, kesinlikle öyle ölgün işte e, e, bıkkın ya da düşük tempolu bir şarkı olmaması lazım. Bunun böyle bir e, yaşama sevinci ve direngenliği veren bir şarkı olması lazım. Mın daha böyle süslü ve abartılı laflarla söylenmiş bir şeyler geveledim artık. Atabal abi düşündü. Evet dedi ya öyle de bakılabilir aslında doğru dedi. Bu da senin yorumun olmuş dedi. Tamam dedi böyle kalsın o zaman dedi. Ee, kendisinin yüce gönüllülüğünü e, her zaman tabii ki çok ben e, minnetle anarım. Böylelikle o şarkı ortaya çıkmış oldu. Sonra profesyonel kayıtları yapıldı tabii. Ben müziği ara verdiğim 7-8 senelik dönemde de Haluk Levent sağ olsun kendi albümlerini aldı bu şarkıyı. Konserlerinde falan çaldı. Çok da sevildi. O dönemde Haluk tarafından daha çok sahnelerde canlı Ben müziğe geri döndüğüm zaman da biz de sahnede söylemeye başladık. Ve Tuna Kerem ve Arkadaşlar albümünde de e, pek bir hayran olduğum ve şahsen sevdiğim Cihan Barbur'la e, söylemek şansına kavuştuk. Yani ilk beste bu aslında. Mustafa Uğuz'un e, Most Production'ın 2000'lerin başlarında Şener Şen'in başrolünde oynadığı... E, ve gene benim eski arkadaşım Pamela. Pamela ile oradan tanıştığımız zaten. E, Meltem Cumbul, e, Mirkelem gibi müzik ve sanat dünyasının önemli isimlerini buluşturan bir müzikal projesi vardı. Biz Tamer Çıra ile beraber müziklerini yaptık. E, söz ve müzikleri beraber yaptık yani. O benim tekrar müzik yapmaya başlamama ve aslında kendimi müzisyen gibi hissetmeme sebep olan projedir. Ondan sonra da hep dirsek teması içerisinde olmaya çalıştım. Daha çok arka plandaki bir emekçi olarak kendim ön plana çıkmadım da şarkı sözleri yazdım. Bestelere, düzenlemelere yardımcı oldum. Ee, video klip yönetmenliği yaptım. Yani hep müzik dünyası da bir destek teması. Bütün bu yıllar içerisinde de değişmeyen bir şey de pasaj müziğin sahibi eski dostum Murat Doğan'la her ay yaptığımız düzenli kahvaltılar ve fikir teyatileri. Ben <laughs> Eskişehir trenine binmek için Haydarpaşa Garı'nda beklerken telefonum çaldı. Arayan Murat Anmungan'dı. Tuna dedi biz Müslüm Gürses'e böyle böyle bir albüm yapıyoruz. Yabancı şarkılara Türkçe söz yazıyoruz. Eskilerin aranjman dediği tarzda ve Müslüm Baba da bunları okuyacak. Sen de müzisyensin. Bir şarkı seç, söz yaz. Şimdi i̇şte Murat Ambungan benim hayran olduğum bir isim zaten. Ondan bir teklif geldiyse bu tabii ki değerlendirilecektir. Şeref duyulacaktır. Sonra trene bindim. Yemekli vagonda işte Rainbow'un Temple of the King şarkısı aklıma geldi ve ona söz yazmaya başladım. Benim pasaj müzikle tanışmamı sağlayan proje odur aslında. Yani Murat'la biz o proje vesilesiyle tanışmış olduk. Murat da kulakları çınlasın, selam olsun kendisine. Bugün de hala işte dinlenen bir albümün çıkmasına bir şey oldu. Ne oldu? Ön ayak oldu. Müzik <laughs>